Gördüğünüz kimi Niv'in geçtiği Shift üzerinden barabar bugün tatlı bir yemek yapacaklar bizim için. Ama o yemek tam nedir? Bilmedim, ekran siz oldu. Aslında Zine, ben geçtim mutfağa ince. O kadar çeşitli ve güzel sebzeler var hazırlayıp özün. Süzen, hiçbir şekilde semra sorum özünün bir gün ne yapsam bizim için. Çünkü gerçekten de bunları birbirine katmak ve bunu bir yemek çıkartmak üzüldüm. Şekil çok güzeldi. İlk önce diyelim seni Süzen günaydın. Günaydın hayatım. Teşekkür ederim. Günün necadi bir gün iyi. Hamdolsun çok iyi. Enerji. Hamdolsun. Enerji var. Hamdolsun iyiydim. Var bir gün. Ben bir girip sen. Hayatım sağ olun. Güzel sebzeler hazırlayıpsan bir de burada herhalde bu burguldu. Burgul, hurda burgulumuz var. Burgul da var. Neler hazırlısan? Yemeğin adı kısırdı. Kısır. Kısır böyle. Bol sebzeli bir yemek olacaktı. Özellikle de burgul kullandık. Takriben 3 su bardağı kullandık hurda burgulu. Gerek ki sıcak suda ibidağın özün imşak olsun. Yani takriben bir yarım saat gerek beklesler özüm. Ben önceden iyi bitmişim özüm. Bir de o kadar güzel sebzeler var. Ben devam edeyim. Burada bir adet biberimiz var. Yeşil biberimiz var. Dur bunu tahmin edeyim. Burada madenosumuz var. Yani, soğanımız var. İyi doğramış olsun. Orta tane çok küçük tane çok büyük. Tomatamız var. Bence hasmız var. Hasmız da var. Salatalık turşusu da. Turşu salatası. Ha. Salatalık turşu. Yani. Salatalık turşu. Ne de olabilir yani. Herkese etse oğlum. Domates salçası kullanır. Yanında samırsa. Da bir diş samırsa. Bunlar da süslemek için kullanacağız. Biraz da zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu. Baharat da kullandık. Normal her gün baharatlarımız. Her gün baharat, tuz, karabiber, pul biber, barbekü de bu da. Yok. Kırmızı biber. Yanında da kimyon. Kamun yani. Kamun. Güzel. Peki tamam hemen o zaman. Hemen başlayalım. Tamam başlayalım. Ne yetmek ilk önce? Soğanımızı önceden pişiririk. Yadımdan çıktı yemeğin adı. Kısır. Kısır. Ha. Dur ezberleyeyim özünü. Hatta yadımdan çıkmasın. Bu yemek neyden yenilir? Ekmek eden? Yok. Kaşıktan. Hani bazen var erkeklere diyorsan filan yemek etmişim. Adını bilmeyen de sana diyor. Neyden yiyeyim bunu? Bundan ekmekten neyden yiyeyim? Yok normal. Çaydan yenilen bir yemek. Takriben tabulanın başka bir tarzıdır. Tabulanın başka bir tarzıdır. Türkiye çay denilir. Çay vaktinde yerler özün. Akşam çayında yerler. Akşam vakti. Biz bazı et koyar içine bazı. Yani tam yemek eder özün. O da olar. Sabah da yiyebilir özün. Olar. Güzel bir salatalık turdu. Güzel. Bu yemeğin aslı, faslı, bu yemeğin adı, hardan gelipti? O Türk yöresine aitti. Ama her yöre, yani Türkiye'de ait, herkes bir şekilde yapar özü. Var bazı kazanda herkes pişirer. Herkes memleketine göre yapar. Evet, memleketine. Biz adı hepsi aynen de, kısır da, burguldan yapılı. Aynen sebzelerde kullanırlar için ama yapmak tarzı başka adı. Yani bazı pişirir özünü tamamen, hatta burgul da pişirir. Bazı yok, öz soğanı pişirir. Tomato suyunu, bazı biber salçası koyar içine çok keskin eder özün. Aynen çiğ köfte kümün. Bazı yok, şirine böyle diyelim, sebzeler koyar içine yeşil biber. Yani farklı da herkes bir şekilde yapar özün. Herkes kendi tarzına göre ya da damağının zevkine göre yapar özünü. Ama yani merak ederim acaba şimdi biz neyi neyden katarız? Çünkü bizim burada çok karışık sebzemiz var. Mesela burada turşulu salata var, bir de burada hasmız var. Tomato var, bilmiyorum yani. Olduysa çok da yeşil. Birbirine geçirdi, bilmiyorum acaba bunun şekli nece çıkacaktı. Herhalde çiğ köfteye benzeri. Takriben, biz ezmer olsun. Ezmer olsun. Ezmer, ezilmez. Yani burgular böyle tane tane kalır. Çiğ köfte biraz ezli, böyle hamur olur. Onunla dergin. Dediğim için bazı yöreler aynı ezer özüm biraz böyle. Elleriyden. O da başka bir şekilde yaparlar özüm. Ama çiğ köfte de güzeldi hansı. Ha, çiğ köften başka adı malzemeler olarak da aynen. Bir gün yaparız inşallah onda. Bir gün de burada çiğ köfte yaparız ama çiğ köfte herhalde evde gerek hazır getiresen ama burada gösteresen ne şekilde olur. Çok bildiğimce yani biz evde analarımızda her zaman yaparlar. Bildiğimce çok ezmek ister ve yoğurmak ister. Yani eli yorulu. Aynen eskiler gibi var idi bayram vakti. Külçe hamrini yapardılar. Külçe hamrini yaparken uşaklar ellerini uzalardılar, ellerini çalardı dediler. Hamri pisliyesen. hani külçenin hamrini iyi bir şekilde yoğardılar. Hatta külçeni yapsınlar. Sonra ne yapardılar uşağa? Süzen bitsen bir küçük hamri verirdiler. Hamri verirdi oynamasınlar. Özümüzü alayım bizim için.
Bu da sen o bişir derdilerdi özüne. Hatta çıksın desen iyiydi. Yani kızı kim biliyor. Bilmiyorum ben uşaklıkta böyle aldılardılar yani bilmiyorum. Daha indi kalıp da yoksa yok. İndi şuna inanmıyorlar diyor. Gelmiş sen 3 gün dedim. Aynen. Ben de inek inanmıyorlar. Valla sizden bu tamam mıydı? İndi ki inan buru. Geldi senin. Ben bunu istemem bölgesine. Ama gerçekten yani bu da iyi bir şeydi. Bak hatıra gibi kalıptı bizim hayatımızda. En azından, bir fırsat verdiler hamiri yani dokunun, hamiri kullanın, bilim nece oğlu, ihsası nerede tamam yani yok. Gerekmiş de öğretse uşağılıktan. Her şeyi bilsin. Şimdi samırsağımızı da koyduk. Samırsağı çok yandırmarız. Aynen. Yani çok damam koz çıkmasın. Hemen. Soğan atlandı üzerime. Görürsen bu iyi şeydi yoksa kötü şeydi. İnşallah iyiydi. İyiydi, hayırdı. Domates suyunu da koyarız. Hı-hı. Biraz böyle kokusu çıkana kadar pişiririz özüm. Karıştırmaya başlarız. Aslında Süzen ben hatta evde kırmızı pirinci bu şekilde yaparım. Yani ilk önce yağdan sonra hemen domates suyunu bırakırım. Domates suyunu yağda pişirirsen. Karıştırırım biraz koyarım biraz pişsin biraz. Ha. Ne oğlu bir kere çok kırmızı oğlu. Tadı da hoş oğlu. Yani çok fark eder tadı. Zaten domates suyunu pişiren de o başka bir lezzet verir. Aynen. Bazen de var pirinç eden hatunlar özellikle biz bir memleket hepimiz pirinç severiz. Her akşam oğlanda bakarsan hiçbir yemek aklına gelmiyor. Çocuklar kesinlikle diyorlar kırmızı pirinç alalım bizim için. Kırmızı pirinç hoştu. O yüzden yani ben ve Süzen de yani bu fikirde de aynı memnun. Kırmızı pirinci yapan davuz hemen direkt yağdan sonra pirinci bırakma sonra tamata suyunu bırakasan yok. Yağ sonra tamata suyunu koyasan biraz tamata suyun kızardasan. Yağda biraz pişirsin. Yağda pişir desen özün biraz. Ondan sonra hemen pirinci bırakasan. Sonra ne olur? Pilav olur, kırmızı pilav olur. Çok güzel bir pilav olur. Ben bir gün özüm nasihat veririm hatunlara. Ben maşallah. Alıştı her şey ben. Kimyonumuzu koyarak biraz da yağda pişiririk o zaman imşak olsun. Bu ne işi kullanırız? Ne tadı veririm? Tam böyle güzel bir lezzet verir özüne. Vurgula koyarım. Ben pilava da koyarım bazı kere. Çok güzel bir lezzet veririm. Salataları da çok olur yani. Her salataları da girer. Kimon. Yani öz sonuçta bir faydası var. Ama sen biraz hissederim fazla kullanırsın. Çok faydaları var yani. Yok, ah, dökülmedi. Dökülmeyip de onun için sağdı. Onun için lezzetini daha fazla verirsin. Yanında da tuzumuzu koyarız. En önemli şey, tuzsuz olursa bir sorundu. Karabiber. Tuzlu da olursa bir sorundu hazır. Kalan baharatlarımızı da koyalım. Ama Süzen her zaman şifler bildiğimce tuzsuz ederler biraz. Hatta eğer tuzu az ise sonra tuzu sonra koyanlar gerekim ben. Halı var yani ama tuzlu olsa nece hal edersen. Süzen ben merak ettim bu nerede? Nar ekşisi de. Aa. Yani bu tarifte gerekim bol nar ekşisi olsun. Güzel bir turşuluğu verir özne. Şimdi su koyarak içine. Suyu eklemek ne kadar oğlu göz ayarıdır. Ha, biz böyle biraz güzel bir salça atsın yani. Ben. O kadar yeterli. Biraz pişiriyor uzun bu ama sudan. Ama ataşını da endirdi. Endirmişim uzun zaten. Biraz böyle soğanlar pişsin yeterli de. Güzel. Ataşını endirmişim indi. Geldik kalan malzemelerimizi eklemeye. Başka bir işimiz var bizim burada. He. Ne yaparak acaba? Merak ediyorum. Bir kaşık getireyim. Sebzelerimizi koyalım. Bu ne demedi bize Süzen? Nana'tı. Nana yadudan çıktı mənə gəlir. Demədi bu da dəyi. İşte ayrı koydum özə ehtiyatla. Amma bu nana bənzərə sanki belə evdə bağçadan gətirib sənə tamam? Hə. Necə bildin? Nana təzə nə. İndi xasımızı qoyarıq. Yanında da maydanozumuzu qoyarıq. Güzel. Biraz da buleyə də bənzərə malzemeləri. Təqribən bənzərə. Yanında da biraz domates. Gəlin bura bu yanmasın. Biz altın kapadım bəsdim. Biberimizi de koyduk. Bazen marketlerde şey satarlar Süzen. Bizim bu biberler gelip deyince Avrupa'da bazen yeşildi, sarıdı, pırtıkalıdı. Onları kullansak da güzel olur. Bu tarifte kullanılır yani yoktu. Hem böyle yeşil biberden yapılan. Biz istediyse yeşil soğan
yeşil soğan çok koyulur buna ama biz bulmadığımız için yani kuru soğanla bitirdim öyle tiyatı. Güzel. O yeşil soğan da daha güzel olur. Ha, çok güzel olur. Yani bulsalar hemen koysalar içine. Çok güzel olur. Hamam başladık indi. Salatalı turşusunu. Nenemiz kalıptı. En önemli. Bu şekilde nana çok fazla koymadım. Hatta tadım bozmasın. Çok kuvvetli kokusu gelmesin. Aynen. Bir de freshti yani. Çok tezedi. Yani ben kokusunu oradan bile aldım. Şimdi biz bunu koyarım onun üstüne. Baksana ağzından sonra suyu ve de koyarım üstüne. Koyarım bunu. Nece bırakayım? Hemen beş katım bırakayım. Bozmayayım özün. Yok. Sonra yemeği bir şey olsa bozulsa dediler Nivin bozdu yemeği. Özü daha da güzel çıkardı. Ama Nivin yemeği suyunu fazla kat. Yüz turşuluk yani sana kadar çok turşu istiyorsa fazla koysun. Az özü gerek nece olsun daha da? Enler ekşisi koyduğumuz yani bu da turşudu. Limonu biraz az koyarak. Ve sen yani tamamen ekli onu hepsin. Hepsin? He, ekli. Tekse? He, benim. Emin misin? Kilerde bunda. Yandadan da ekşisin. Hepsi? Ha, çok koyarlar. Bol olunlar. Ekşisi bu yemekte çok yani bol kullanırlar özün. Süzen ben isterim anlayayım. Bu mukabilat, reisi yemekti, çaydan, ekmekten, pilavdan. Çay da yiyorlar. Onu anlamadım ben. Çay saatinde yiyorlar özün. Yani akşam şimdi çayında edeler özün yiyorlar. Bu şekilde. Yani bizim tabulamız ne canım mukabilatı. Bu da böyle. Bunu daha bırakmasan? Yok sonra üzerine koyar olsun. Güzel. Bu şekilde gerekim tamamen böyle katağın özün hepsi. Aynen tabule terki oldu aslında. Ha. Keskin isterseler biraz buna da yani pul biber koyarlar. Ama biz koyduk soğanı. Daha gerek kalmadı. Bu şekilde biraz tamamen ezer olsun. Hemen kaba koyarak. Aslında ben doğru söylüyorum değerli izleyicilerimiz. Ben bunu hiç yememişim hayatımda. Acaba daha da güzeldi, güzel der gibi bilmiyorum. Bak yaz üzerine araştır. Bak tam bu tariften yaparlar. Takriben çiğ küfte. Adı kısır idi. Kısır böyle. Neyden yenili dedi o? Ne böyle yani salatalık. Ya, ya mukabile sayılı salata adı. Dediğim için bazı ana yemek kümünü sayar özün. İçine biraz et koyar ya ana yemek kümünü yapar özün. Ama et koymadık o zaman. Geldi bu şekilde. Servisi yine. Sen yap. Hatta bozulmasın şekli. Bir kaşığı getireyim. Şekil olarak güzeldi. Tat olarak güzel olacaktı. Onu süzen bile artık. Ne kadar baharatın koyupsa, ne kadar yemeğinin kıvamını bilirse işte bu şekilde olur. Ve çokluk bunu çok keskin yaparlar. Yani keskin yerler özün. Biz bugün keskin yapmadık. Biraz pul biber koyduk. Yani az keskindi. Bu şekilde hemen üzerine biraz limon koyarız. Limon. Aslında yemeğin en güzel şeyi limondu. Her şeyden yani. Yani bu tarifle gerekli turşu olsun. Yani limon tam yakışır özüne. Turşu olsun, keskin olsun. Bu şekilde süsler olsun. Biraz da fresh şeyimiz anı. Nenemiz. Nenemiz kaldı orada. Fikir orada. Ama şekli çok güzeldi. Gerçekten yani nenede koyarız. Bu şekilde. Her zaman süzen bir şey ispat edir. O da yemeğin sadece tadı güzel olmağı şart değil ki şekli de güzel olmağı şartı. Bu da çok önemli bir şeydi. Biz her zaman hemen mutfaktan sonra başlarız denemeye tadına bakarak tadı güzel yeniyor. Ama her zaman güzel yemekleri yapalım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Kısır da adı. Kısırdı benim. Bir de Türk yemeği herhalde. Türk ama her memleket kendi istediği terki, kendi kafasına göre
yapırı bu yemeği. Sözün teşekkür ederiz tekrardan. Gördüğünüz gibi bugün mutfağımızdan kısır yemeği alıştık. O da yemek sayılı bazen eğer et katanda, bazen de eğer böyle etsiz ya da tavuksuz kullanılanda mukabilet sayılı ve her şeyden yemişsen özne.